Parti bu akşam bizde. Acayip bir şey olacak. Aa! Selam kızlar. Çekin şuradan ezik. Of, beni görmediler herhalde. Gözlüğüm nereye gitti? Biri bana yardım edebilir mi? Bu ışık da nedir? Bu senin mi? Bir saniye. Şunu benden alır mısın? O torbayı tuttuğuma inanamıyorum. Kendimi dezenfekte etmem lazım. Böyle daha iyi. Vay canına, merhaba arkadaşlar. Öyle, hadi bir fotoğraf çektirelim. Gülümse. Siz çok harikasınız çocuklar. Ne oluyor öyle? Helikopter mi o? Orada kim? Güzel uçuştu, teşekkürler. Şaşalı bir giriş yapmak istedim. Zengin olmak zor iş. Bu ders çok sıkıcı. Hey, buraya dikkatinizi verin. Matematik testi yapacağım. Ben sadece paramı sayarım. Başka da bir şey beni alakadar etmez. Umarım testim iyi geçer. Bütün gece ders çalıştım. Kimsenin konuşmasını istemiyorum. İşte test kağıdınız. Hadi bakalım. Neyse ki bu işi benim için halledecek insanlar var. Bu güzelmiş, çok güzel. Geçmişim. Teşekkürler. Sana da. Yeni arabam için teşekkürler. Ben gidiyorum. Bu bayağı zordu ama başardım. Bitti. Bu bütün paraya değer. Hey sen öğretmen kişi, bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü zaman kaybı. Pekala, notlarınız belli oldu. Çok etkilendim Elsie. Vay canına, artanmışım. İşte bu. Teşekkürler. Jamie, nasıl yani? Hey, ben sana neden para ödüyorum? Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu çok sinir bozucu. Alo, baba, bana yeni bir inek öğrenci lazım. Bunları dolabıma koymam lazım. Artık bir anahtar gerekiyor bana. Gizli bir oda mı? Onu daha önce hiç fark etmemiştim. O zaman girip bir bakayım. Vay canına, burası ne genişmiş. Ve çok da rahat bir yere benziyor. Nihayet okuyup ders çalışabilecek bir yerim oldu. Vay canına, bunu bilmiyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Vay canına. Merhaba Eli. Neden ama? Sanki onunla muhatap olmuşum gibi. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Kendime özel bir zamana ihtiyacım var. Neyse ki sadece bana özel takılacağım bir yerim var. Buraya girebilmek için altın kart gerekli. İşte böyle. Benim mutluluk köşem. Biraz eğlence zamanı. Bu ilginç bir şeye benziyor. Vay canına, çok gerçekçi. Ne gündü ama, biraz gevşemem lazım. Bu en son çıkan güvenlik teknolojisi. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Demek sonunda gelebildiniz. Oturun. Hizmet verenlerin konuşmasından nefret ediyorum. Bugün şımartılmak istiyorum. Peki, o zaman size bir yüz maskesi uygulayayım. Tam paranın karşılığı bir ürün. Altından yapılan bir şey. Cildiniz 1 milyon dolar gibi görünecek. Zaten bu kremin değeri de bu kadar. Al bakalım. İşimi çok ama çok seviyorum. Sen neden hala buradasın? Hayat diye buna derim. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü seçenek var. Ama baba, ben bir tek boynuzlu istiyorum. Hey, bakar mısınız? Hemen getirelim. Evet, öyle olsun. İşte buyurun. Afiyet olsun. Ne kadar yanına düştüm ki ben. Olamaz. Garson. Teşekkür ederim. Bunların hepsi fakirler için. Bu harika işte. Yemeğiniz efendim. Pahalı zevklerim var. Çok lezzetli. Ama herkese göre değil tabii. Ne? Hey sen, bakar mısın?
İşte paranız hanımefendi. Bu çok leziz. Buna inanamıyorum. Altın çok lezzetli. İkisi de gülünç haldeler. Benim de karnım çok acıktı. Bir şeyler yemeliyim. Ama ne? Fazla seçenek yok. Buldum. Bu renk bana yakışıyor. Hadi al başlasın. Aha, güzel ve soluk. Sanırım bu fast food dediğimiz şey. Çok kolay oldu. Ne güzel atıştırmalık. Örümceklere bayılırım. Ne? Evet, bu ikisini unutmuştum. Yeni bir iş bulmam lazım. Bu da neydi? Ne güzel uyumuşum. Hazırlanmam gerek. Su akmıyor mu? Peki nasıl yüzümü yıkayacağım? En azından dişlerimi fırçalayabilirim. Kimin fırçaya ihtiyacı var ki? Taptaze nane etkisi. Neden olmasın? Bu da işe yarar bence. Acaba ne giysem? Tamam, bu hoş işte. Neden olmasın? Hayır. O yat çok ufak. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Tabii. Sanırım yaratıcı olmam lazım. Vay canına. Bu işte çok iyiyim. Uyan bakalım. Buldum. Buna karşı koyamaz. Altın. Ne harika bir rüyaydı. Her zamanki gibi muhteşem iş çıkarmışsın. Sadece işimi yapıyorum. Bye bye. Uf, hemen sabah olmuş. Makyaj telefonum nerede? Bakayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için ne yapabilirim? Güzel görünmeliyim. Bana makyaj yapman gerek. Pahalıya patlar yalnız. Para nerede? Peki o zaman. İşte burada. Cidden mi? Hayatta olmaz. Her şeyi kendim mi yapmak zorundayım? Çok sıkıcı. Pekala, sanırım artık başlamaya hazırız. Herkes kendini toplasın. İlk mezunumuz Cheryl. Canım hayranlarım. Buradan mezun olmanın tek sebebi babanın bize bir havuz yaptırmış olması. Tebrikler. Sen niye bana dokunuyorsun ki? Bu hoşuma gitmedi. Ben gidiyorum. Cheryl için alkışlarınızı alalım. Sıradaki Ellie. Fotoğrafçıların güzel yanından çekmelerini sağlar mısınız? İşte diploman. İşte başardım. Gerçekten de başardın. Selfie zamanı. Bu çok hoş. Tamam, artık sahneden in. Ve son olarak Ellie geliyor. Çok mutluyum. Yaşasın. İşte sana normal diploman. Hepsi bu mu? Canımı söz vermiştim ama. Gel sana bir sarılayım. Pekala, kendini topla bakalım Kevin. Sen bunu hak ettin Ellie. Canına, bu bir burs. İşte bu. Aferin sana Ellie. Bu hayatımın en güzel günü. Şu çirkin sarı hırkalı kızı hatırladın mı? Berbat, evet. Pardon,
izin verirsen... Ah, beni görmüyorlar mı? Okul yeterince zor değilmiş gibi. Bir de sevilmiyorsan... Vay haline. Ah, derse yetişmeliyim. Geç kalmak istemiyorum. Ah, ne? Ah, pardon, üzgünüm. Ah, şaka mı yapıyorsun? Oh. Ne, şuna bak. Ah, sırılsıklam. Ah, en sevdiğim tişörtümü mahvettin. Ben çok üzgünüm ben. Ah, en iyisi gideyim ben. Ah, inanabiliyor musun? Ah, çok berbat biri. Göstereceğim ona. Neyse ki ödevimi yapmıştım. Yoksa unuturdum. Aha, suya boğulacak. Aynen, dersini alır herhalde. Harika olacak. Başla. Gördün mü? Resmen mükemmeldi. Olamaz. Ödevim mahvoldu. Popüler olmamaktan nefret ediyorum. Fen dersim. Biricim, seni çok seviyorum. Paniğe kapama. Halt üstü bir kız. Evet. Bugün olacak. Yapabilirsin. Cesur olup ben diye aşkımı ilan edeceğim. Nefes al. Hadi bakalım. Ay, onu dokunabilirim. Wendy, pardon. Selam. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani ben bir şey söylemek... Ben sana bu çiçeği getirdim. Ne? Cidden mi? Bu çiçeği benim için mi aldın? Cidden mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani onu gördüğümde aklıma hemen sen geldin de. Ve senin bitki sevgin. Ya çok tatlı. Senin kadar değil. Ne? Bu inekler ne yapıyor böyle? Ne? Ben burada dururken ben de mi çiçek alıyor? Bu çocuk. Yani daha neler. Çok sinirlendim ya. Dur biraz. İlan tahtasında ne varmış? Dur bakalım. Çiçek sipariş servisi mi? Sorunumun çözümü bu olabilir. Çok ilginçmiş. Tek tek bu sınıftan şanslı bir hanımefendi çiçek getirdim. Ne? Vay. Evet, bu tepkiye alıştım. Bütün bu hoşgülleri sınıftan birisi mi alacak? Lütfen ben olayım. Çok güzel olacak. Bu çiçekler Wendy için. Benim mi? Çok şanslısın. Evet, bu çiçekleri sana getirdim. Gidip alsan iyi olur. Peki. Al bakalım. Teşekkürler. Daha önce bana hiç böyle çiçek yollanmamıştı. Kokuları da çok güzel. Mis gibi. Çok teşekkürler. Görevimiz hanımefendi. Bahşiş. Ne? Nasıl? Bahşiş mi? Evet, ben kuryeyim ya. Bak, şapkan bile var. Hadi ama ver bahşişimi. Bu kurye mi? Ama ben bu çiçekleri bana sen getirdin sanmıştım. A noktasından B noktasına taşıyorum. Çok utandım ya. Neden bana hep böyle oluyor? Yani buralarda biraz param olacaktı. Dur bakayım. Yani para değil ama işe yarar mı? Buyurun. Dur biraz daha, şaka mı yapıyorsun? Bu ne? Bahşişin düğme mi? Ama çok üzgünüm. Başka hiçbir şeyim yok ki. Neyse, peki. Hadi iyi günler. Yeni bir iş bulmalıyım. Kendimi iyi hissederken birden kötü oldu. Artık bu çiçekleri bile istemiyorum. Yüzündeki o ifadeyi görmen lazımdı. Emindi.
Çiçekleri ister misin? Al hepsini. Nasıl? Çiçeklerini bana mı veriyorsun? Tabii. Şimdi de kaba davrandığım için ben kendimi berbat hissediyorum. Pardon Wendy. Ben sorun değil. Şunu gören oldu mu? Her türlü insan kapıma geliyor. Profesyonel davranalım. Bu parti çok harika olacak. Şu kıyafete bak. Mindy, güzel görünüyorsun. Parti için nasıl giyinilir biliyorsun. Ayakkabılarım bile çok ters. Dur bakalım, öylece giremezsin. Bu partinin bir boy sınırı var. Luna Park gibi çünkü. İçeri ufak çocuklar girsin istemiyoruz. Sen ciddi misin? Hadi ama yalnızca yeterince uzun musun diye bakıyoruz. Sadece duvara yaslan. Hadi bakalım. Oldukça bilimsel bir ölçüm yapıyoruz. Senin boyun tam da yetiyor. İçeri girebilirsin. Parti seni bekler. Hey John, sonra konuşuruz tamam mı? Selam. Korkumdan ölüyordum. Of, cidden hiç fark etmemişim bile. Evet, şöyle bir bakalım sana. En şık elbisen bu mu? Desenli çorap ve spor ayakkabı mı? Sence güzel mi duruyor bu? Cidden yani. Hey John, gelip şuna bir baksana. Peki. Şuraya geç de bir boyunu ölçelim. Tamam. Yakın bile değilsin. Ne? Ama parti? Üzgünüm. Partileyecek başka bir yer bulmalısın artık. Benim için bir istisna yapamaz mısın? Ne dedin sen? Duyamadım sanırım. Lütfen. Hayır, giremezsin dediysem giremezsin. Daha fazla ısrar etme. Uzaklaş şuradan hadi. Öyle mi diyorsun yani? Çok korkutucusun. Hadi. Küçük insanlar. Peki o zaman ben de gidiyorum. Parti de sana kalsın. Hiç adil değildi. Gerçi ben de aptal partiye belki de gitmek istemiyordum zaten. Eminim zaten içeride bir sürü kaba insan vardır. Senin gibi. Şimdi ne yapacağım? Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet. Kesinlikle işe yarayacak. Ayakkabılarımı şuraya çıkaracağım. Ve çorabımı kıvıracağım. Sonra da ayağımdan çıkaracağım. Ama kıvırmaya devam. Sonra da çorabımı rulo haline getireyim. Simit gibi olsun istiyorum. İşte budur. Çorabım artık küçücük oldu. Bunu da ayakkabılarımın topuna koyayım. Sonra ayakkabımı yeniden giyeyim. Bitti. Deneyelim bakalım. Ne kadar çok fark etti. Harika fikirmiş bu. Ayakkabımın içindeki çoraplar boyumu uzatıyor. Yaşasın. Hadi gidelim. Pardon. Partiye girmek istiyorum. Yine mi? Seni kovmamış mıydım? Dur lütfen. Boyumu ölç. Peki. Zaten hiçbir fark olmaz ki. Ama yine de dene. Bak gördün mü? Eskisiyle aynı boyda. Ne? Uzamışsın. Nasıl ya? Neler oluyor? Çok garip bu. Kural kuraldır. İçeri girebilirsin. Evet. Parti zamanı. Gir işte ya. Kafam karıştı. Nasıl o kadar hızlı uzayabildi ki? Harika genleri olmalı. Burası sıcak mı yoksa bana mı öyle geliyor? Kızım baksana. Vay canına. Bu kadar yeter. Ona artık ihtiyacım yok. Selam. Buraya geliyor. Ne? Bir sent mi? Uğraşmama değmez.
Ah, neler oluyor? Olamaz, bu para mı? Ay, zengin oldum. Ay. Hadi gidelim buradan. Tüh. Bunu güvenli bir yere koysam iyi olacak. Sırada ne var? Şimdi dişlerimi fırçalama zamanı. Bugün güzel bir gün olacak. Sıra bu sıkıcı çantayı muhteşem bir şeye dönüştürmeye geldi. Sadece birkaç pahalı süslemeye ihtiyacım var. Biraz yapıştırıcının halledemeyeceği hiçbir şey yok. Tatlı bir renk değil mi? Hem de deri. Şimdi sıra sapında. Güzel. Bunlar tam ona göre. Çıt diye yerine oturdu işte. Muhteşem oldu değil mi? Benim için özel yapıldı. Ah, iyi pazartesiler. Ha? Vay canına. Şu çantaya bak. Bir de benimkine bak. Ha? Benim adam. Kese kağıdım o. Parçalanmasına şaşmamalı. Bunu gördüğün için üzgünüm. Otursam iyi olacak. Günaydın. Paramı sayma zamanı. Herhalde 800 yeterli olur. İyi ki bugün keyfim yerindeydi. Şimdi eşyalarımı neyle taşıyacağım? Güzel çanta. Çok kötüsün. Bunu duyuyor musun? Şuradaki para çuvalı bizi yargılıyor. Para çuvalı mı? Ona kulak asma. Sadece kıskanıyor. Seni seviyorum. Bir dakika, şunu izle. Şimdi şansımı tersine döndüreceğim. Üzgünüm Bay Fil. Seni bir üst seviyeye çıkaracağım. Fili dikişi boyunca kesiyorum. Sonra içindeki dolguyu dışarı çıkarıyorum. Araya bir fermuar koyarak geri dikiyorum. Kafasının arkasından bir ip geçiriyorum ve sonra düğüm atarak ipi bağlıyorum. Merhaba omuz askısı. Şimdi o kadar komik gelmiyor değil mi? İşte benim yeni çantam. Bütün eşyalarımı topluyor. Teşekkürler Bay Fil. Sen de kendine böyle bir çanta istiyorsan yazık sana. Çünkü bu türünün tek örneği. Ve o benim çantam. Peki. Onu satın alabilir miyim? Olmaz. Olamaz. Ama bir daha düşündüm de. Tamam, anlaşmadır. Bu harika. Bir de bana sor. Burada takılabilirsin. Tam sana göre. Seninle iş yapmak bir zevkti. Pekala, yepyeni bir gün. Şimdi bakalım hangi kitaplara ihtiyacım var. Dolabını bile parayla süslemiş. $100 mı onlar? Altın külçelerine bak. Yok artık. Altın saatimi takmadan gidemem. Saatim hep parayı gösteriyor bebeğim. Fazladan nakit mi bu? Şahane oldu. Güzel bir şey olmalı. Bir de benim dolabıma bak. Değerli metaller yok. Sadece şüpheli lekeler var. Bu şey kaç senelik böyle? Merhaba beyefendi. Bugün bana iyi şans getirin. Senin burada ne işin var ki? Hey. Örümcek ağ bitmek bilmiyor. İğrenç. Ama neden? İşte buradalar. Bir çorap. Yani eskiden öyleymiş. Bu şey de ne? Tuhaf. Ucuz şeylerden nefret ederim. Beni strese sokuyorlar. Bir dakika. Bu benim mi ki? Hey. Bu bir çeşit kemirgen mi? Olamaz. Her neyse. Güzel. Bu da ne? Buralarda bir yerlerde tuvalet kağıdı olduğunu biliyordum. Yaşasın. Vay canına peki. Hey, sanki sen gitmiyorsun. Tam sarılmalık. Defterlerim, onsuz da yaşayabilirim. Derse gitsem iyi olacak. İnanılmaz. Yoksul insanlar çok tuhaf. Hey, dilim uzuyor. Bu makyajla filtreye gerek yok. Telefonları bırakın. Hadi başlayalım. Bir numaralı kuralı unutmayın.
Sorun yok. Tamam o zaman. Bu dersten nefret ediyorum. Aa, ne yapacağımı buldum. Yüzümle başlıyorum. Fakat bu sadece başlangıç. Bu taraftan daha iyi görünüyorum. Elimde telefon olduğu anlaşılıyor mu? Hey! Telefonum var. Öğretmenim! Öğretmenim, öğretmenim! Julie kralları çiğniyor. Gördünüz mü? Bana bir sorun yok gibi görünüyor. Ha? Sen tam bir ispiyoncusun Miles. Ben kazandım. Oh, bu icadil değil. Ama biliyorsun ben de aklımı kullanabilirim. Sadece bir kaleme ve sıcak silikona ihtiyacım var. Telefon kılıfının bir kenarına boydan boya yapıştırıcı sürüyorum. Sonra kalemimi üstüne yapıştırıyorum. Şimdi birkaç kalem daha ekleyelim. Mükemmel. Kendini biraz sihir görmeye hazırla. Gösteri zamanı. TikTok olağanüstü. Bunu şimdilik bırakıyorum. Bu su durur musun Miles? Ha, evet. Çok çalışıyorum. Güzel. Sıra Instagram'ı kontrol etmeye geldi. Ben daha iyi miyim, neyim? Ha? Kıskandın mı? Neredeyse bitti. Ha? Öğle yemeği vakti mi geldi? Neden bu kadar agresif? Öğle yemeği saatini çok ciddiye alıyorum. Şuna bak. Çok iğrenç görünüyor. Tam da canımın çektiği gibi. Yaptığımdan beri bunu yemek için bekliyordum. Kocaman bir ekmek dilimi. Bolca bir katığım var. Bugün kırmızı havasındayım. Bir de bunu komşunun çöplüğünde bulduğumu düşünsene. Ekşi şekerleme jölesini kim çöpe atar ki? Ben yapmam. Bu çok güzel olacak. Ah evet. Beklediğim an nihayet geldi. Vay canına. Yemek zamanı. Sağlığıma. Ah, düşündüğüm kadar güzel. Kendi adına konuş. Biraz daha üst düzey bir şey mi var? Altın şaheserime merhaba de. Böyle bir güzellik yok. Vay canına. Gel bakayım annene. Fazladan altın peynir de var. Altın peynir derken böyle bir şeyi nerede satıyorlar ki? İzin verir misin? Ne kadar görgüsüz. Her neyse, afiyet olsun. Ha? Aa, hayır. Altını eritmeyi unutmuşlar. Şuna bak. O da ne? Dişin mi? Aa, diş doktorumu aramam gerek. Pekala çocuklar, başlayalım mı? Resim dersine hoş geldiniz. Vay canına, çok havalı. Muhteşem. Aa, evet, telefon zamanı. Oho, çocuklar, beni duyabiliyor musunuz? Çocuklar, neden herkes telefonuyla ilgileniyor? Yeter. Ha? Ne? Telefonlarınızı bu kadar çok mu seviyorsunuz? Bugün kendi telefon kılıfınızı yapıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hemen işe koyulun. Ben varım. Telefon kılıfı mı? Benimkinde bu ufaklıklar olacak. Çok şirin. Küçük bir pati. Aslında harika bir fikrim var. Önce biraz yapıştırıcı sürelim. Sonra bu patiyi yapıştırıyorum. Bütün ufaklıklarım bu şeye sığabilir. En sevdiğimi de yukarıya koyuyorum. İşte bitti. Güzel oldu değil mi? Eğleniyor musunuz çocuklar? Sanırım hoşlarına gitti. Hiç fena değil. Benim de bir tane yapmam gerekiyor. Şurada biraz altınım kalmış. Ha, nereden buldun onu? İzle ve öğren. Mücevherler gelsin bebeğim. Pırlantaları da koymalıyım şuraya. Nasıl da ışıltılı. Sığdırabildiğim kadar çok pırlanta koyuyorum. Görev tamamlandı. Bu ne muhteşem görünüyor. Çok parlak. Ha, bitirdiniz mi? Gördüklerim beni memnun etti. Çok yaratıcı Miles. Julie. Oo. Çok parlak değil mi? Evet, o tarafa tut, o tarafa.
Keşke güneş gözlüğü alacak param olaydı. Evet, o anlaşmayı bitirmeliyiz. Oo, selam bebeğim. Babacığım seni almaya geldi. Çok tatlısın. Selam. Bebeğin fakir. Annesinin küçük meleği nasılsın? Aman ağlama ağlama. Anneciğin geldi. Her şey yoluna girecek. Bir zengin bir de fakir bebek. Sanırım büyüme vakitleri gelmiş. Birkaç yıl daha ekleyeyim şuraya bakalım. İşte bu daha iyi oldu. Acaba durumları şimdi nasıl? Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hadi onları okula yollayalım. Burası bayağı güzel bir okula benziyor. Eğlenceli olabilir. Oda numarası da tuhafmış. Hanımlar önden. Lezzi bize bu odayı vermişler gibi görünüyor. Aman tanrım şuraya bak berbat halde. Dur biraz, tahminimden de kötü. Burayı yıkmaları lazım. Hayır hayır hayır, böyle bir odada yaşamamızı bekliyor olamazlar. Sorun değil. Bu durumu kabul etmesine inanamıyorum, fakir olduğundandır. Bak süpürge varmış, bence burayı temizleyebiliriz. Örümcek ağları aslında kolayca temizlenebiliyor. Bir de bolca çöp ve ıvır zıvır var. Alıp atmak çok da zor olmaz. Şu gazeteleri duvardan çıkaralım. İşte böyle. Şimdiden güzelleşmeye başladı bile. Doğruca çöpe. Her yerde de bu olat var. Pekala. Tam hazırlama zamanı. İşte bu içimi ısıttı resmen. Lizzie, paylaşmak istersen burada daha epey yer var. Yok kalsın. Kendi tarafımı da kendim temizleyeceksem. Alo, evet. Benim için birkaç iş yapmanızı isteyecektim. Merhaba efendim. Temizlik için çağrılmışız. Aha, bir saniye. Liam'a ne kadar da benziyor. Neyse, buranın tamamını temizlemeni istiyorum. Aha. Hemen hallederim. Hiç sorun değil. Gerçekten de şova gerek yok. Neyse, işini yapsın da. Galiba bu çöpün toplanması lazımmış. Pardon efendim, temizlik işim bitti. Tabii ya, para. Neden herkes hep para peşinde anlamıyorum. Ama neyse, al bakalım odamı temizlemenin karşılığı. Daha mı istiyorsun? Of, pekala, tamam. Al bakalım, bu kadar yeter bence. Şimdi lütfen gider misin? Başka bir arama yapmalıyım. Evet, şuraya koy lütfen, mükemmel. Tam da istediğim gibi. Artık gidebilirsiniz. Senin tarafın bitmiş, hoş duruyor. Sanırım bebek geliyor. Harika gidiyorsun canım. Nefes egzersizlerini unutma anne. Ne kadar acı çektim hakkında bir fikrin var mı? Başardın. Ya çok güzel bir kız. Benim gülümsememi almış. Ona mindi diyelim mi? Bayıldım. Ben geldim. Bu çikolata leziz duruyor. Selam canım. Bu çok keyifli olacak. Çok güzel. Ne? Çiğneyemiyorum. Bu da ne? Söylesene, meraktan çatlayacağım. Bakın, zengin okuluna altın bir bilet. Bugün şanslı günüm olmalı. Duydun mu? Ufak kızımız zengin okuluna gidecek. Evet Mindy, ihtiyacın olan her şey burada. İyi dersler ve asla kim olduğunu unutma, tamam mı? Sağ ol baba. Hoşça kal. Minik kızımız kocaman oldu. Ağlamamaya söz vermiştim ama. Dur biraz, bir sorunumuz olabilir. Yanlış alarm, ineğin tekiymiş. Yola çık. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Pardon, üstümde bu var sadece. Ne utanç verici. Zengin olmak çok zor. Yağdır bakalım. Ama saça dikkat. Bu kısma bayılıyorum. Tamam, derse başlayabiliriz. Tabii ki Chris. Selam, sanırım bu sınıftayım. Sen yeni kız olmalısın. Lütfen gel, otur bakalım. Teşekkürler, çok heyecanlıyım. Dur. Buraya oturamazsın. Benim bir itibarım var. Arkaya otur. Pardon, peki. Çöpün yanına mı? Gerçekten oraya mı oturacağım? Yani Chris öyle diyorsa herhalde öyledir. Biraz önemli biri de. Biraz adaletsiz gibi geldi. Ama peki. Kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Buraya ait değilim ben. Yanlış bir yerde gibiyim. Harika. Kalemim de yok. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Bu olur. Hiç değilse not tutabilirim. Okula herkesi almaya başlamışlar. Çok saçma. Umarım çalışmışsınızdır çünkü sınav zamanı. Siz sorulara bakıp paniğe kapılırken ben de saçlarımın güzelliğine dalacağım. Pis sınavlar. Zor görünüyor. Bitirelim de gitsin. Çantamdan bir şey almam lazım. Bu işleri biraz kolaylaştıracaktır.
Kim konuştu? Evren benimle konuşuyor. Hayır şapşal, Gibi geldi. Beni dinleyin inekler. Hem bu gıcık koca bana bir sınav verdi. Ve ben de hiç çalışmamıştım. Beni kurtaracaksınız. Bana cevapları vermenizi istiyorum. Yoksa... Şu paraya bak, bununla alabileceğimiz onca havalı ekipmanı düşün. Aa, profesyonel davranmamız gerekiyor. Bir dakika lütfen. Yani tabii ki yapacağız ama heyecanımızı belli etmemeliyiz. Teklifini değerlendirdik ve önerilerinizi kabul ediyoruz. Aa, teşekkürler, tam zamanında. Doğru, sanırım bunu biliyorum. Biliyor muyum? Yok, olmadı. Aa, çok trajik. Hey zekailer. Hadi ama o kadar çok vaktim yok. Ya bir dakika, bilim aceleye gelmez. Bu karmaşık bir süreç. Kokteyl mi yapıyorsunuz, güzel. Keşfi neredeyse yaptık sayılır. Bu kadar süren şey de ne? Hadi senize. Yeni inekler bulmam lazım. Bu fakir kız da ne yapıyor? Buldum. Aslında gayet basitmiş. Gerçekten ders çalışmış. Acele edebilir miyiz? Tamamdır. Başardık. Al bakalım, en başarılı işlerimizden biri oldu. Sonunda. Teşekkürler. Bu sınavı rahatça geçeceğim. Tamam mı? Bunu hak ettiniz. Aa, zengin oldum. Bilimin gerçekleşmesine çok yardımcı olacak. Şaka mı bu? Ben kaykay alıyorum. Aa, ne şeker şeyler. Hocam bitirdim. Ah, paranın rengine bayılıyorum ha. Ver bakalım Gibi. Bir bakıp puanını vereyim. Kırmızı kalemim lazım. İlginç. Etkilendim. Ama gelişmeye yer var. Güzel bir B aldın. Aferin Gibi. Bir dahakine daha zor sorun. Çok kolay geldi. Sanırım bitti. Hocam bitirdim. Ver bakayım. Anlıyorum. İnanamıyorum. Bunu cidden sen mi yaptın? Tabii ki. Bir yanlış mı var? Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Sen bir dahisin. Ya teşekkürler. Ne? O mu? Dahi mi? Zamanda yolculuğun sırrını çözmüş. Alo, uzaylılarla görüşmem lazım. Alo, uzay ajansı, buyurun. Ne? Ciddi mi? Bu bildiğiniz bütün gizemleri çözüyor. Uzaylıların gerçek olduğunu kanıtlıyor. Size bir resim atayım. Çıldırmış bu adam ha. Olamaz. Bir arama yapmalıyım. Pardon çocuklar, bu utanç verici. Alo profesör, aklınızı başınıza alacak bir şeye bakmaktayım. Bunu görmelisiniz. Bu şey her şeyi değiştirir. Alo, Nobel ödülü adamıyla mı konuşuyorum? Ödülü hazırlayın. Az önce tarihin en bilimsel keşfini gördüm. Galaksiler arası seyahat mümkünmüş. İnanılmaz. Olağanüstü. Mindy, senin huzurunda olmak bir onur. Tebrikler, çok şaşkınım. Hey fotoğrafçı, saçımı da almayı unutma. Güzel, erken geldim. Mindy gelmeden yetişmeliydim. Ona bir sürprizim var. Umarım beğenir. Sırasına bırakayım. Belki de beni onunla arar. Birbirimize tatlı mesajlar atabiliriz. Ah, işte geliyor. Doğal davranayım. Selam Chris. Selam Mindy. Güzel görünüyorsun. Ya çok tatlısın. Masanda yeni bir şey fark ettin mi? Ne? Yeni bir telefon mu? Ne? Nereden çıktı ki bu? Kimse bana bir şey almaz ki. Müthişmiş. Bu gerçek mi şimdi? Beğenmene çok sevindim. Bana bir telefon aldığına inanamıyorum. Sen en iyisine layıksın. Ciddiyim. Ya Chris, sen... Ha? Evet, hisseleri satın. Sonra da... Dur, neler oluyor? Dersen sonra bir şeyler yapmak ister miydin? Bir film izleyebiliriz. Demek öyle ha. Elimizden geleni yapalım o zaman. Ona hediye mi almış? Beni kötü göstermesine izin veremem. İyiymiş Chris ama bunu geçebilirim. Asla benden iyi olamayacaksın. İşte budur. Bu harika olacak. Mindy? Hey, benim o. Hayır. Al sana. Ne yapıyorsun sen? Hey, iyi geldi. Buna artık ihtiyacın yok. Neden böyle yaptın? O benim telefonumdu. Bunları sana aldım. Ciddi misin, bana mı? Biliyorum, harika birisiyim. Kendimi hatırlatıp dururum. Şahmat Chris. Ama onunla yarışamam ki. Ne? Ne yapacağım? Daha önce hiç bu kadar ilgi görmemiştim. Kimi seçeceğim? Duyarlı, sempatik çocuğu mu yoksa zengin, özgüveni olanı mı? Yardım edin. Çocuklar, sessizlik. Sınav zamanı. Hayır. İşte sorularınız. Tamamen unutmuştum.
Üstelik kurşun kalemim bile yok. Ha, tükenmez kalemim de bitmiş. Hadi ama bir bu eksikti. Hey Jasmine. Şşt. Ah, ne istiyorsun? Fazladan bir kalemim var mı? Ah, tabii. Sanki sana veririm de. İnanamıyorum. Sadece hayır diyebilirsin. Kaba olmana gerek yok. Ah, buldum. Pardon hocam. Evet, ne oldu? Kalemi? Hayır, bende de yok. Kusura bakma, bak boş. Şimdi beni rahat bırak. Gerçekten mi? Öyle mi yaptınız yani? Ah, boş versene. Ah, selam. Oho, buradayım. Bir kalem alabilir miyim lütfen? Kalemim bitmiş de. Ah, tabii ki, dur. Ah, çok teşekkürler. Burada bir tane olmalıydı. Bir dakika. Ah, buldum. Ah, ne, bu kalem değil. Hemen buluyorum. Ah, bu sınav süresi de olacak. Lütfen acele et. Çok vaktim yok. Ah, korkma. Bir tane olması lazımdı. Ay, çok sinir bozucu. Bulabilecek misin? Ay, çok uzun sürüyor. Ah, bir fikrim var. Umarım yeter. Hey Jasmine. Şimdi ne oldu? Ah, para. Neden paran olduğunu söylemedin ki? İşe yarayacağını biliyordum. Çantamda bir kalem olacaktı. Hayır, aa, paraymış. Ah, bu elması arıyordu. Burada iyi bir şeyler var mı acaba? Bingo! Taze de. Bu akşam güzel yemek yiyeceğim. Biraz bozuk donuz var mı? Elmaya ne dersin? Görüşürüz. Aa, ne cömert bir insan. Bu 10 dolarlık kek müthiş. Üzerime pislik bulaştırma. Açsın öyle değil mi? Al bakalım. Kendim. Onu sana verip de ziyan ederim mi sandın ezik? Sokakta yaşamak ne berbat. Yeter artık. Bu kıza dersini vermenin zamanı geldi. Zengin fakir ol, fakir de zengin. Ne? Ne oluyor? Kendi adına konuş. Benim işim bitti. Hoşçakalın. Acayip canım sıkılıyor. Bir atıştırmalık olsa iyi olurdu. Başak. Hey. Hey dedim. Sanırım tek başımayım. Bir dakika. O bir buzdolabı mı? Ah, talihim dönmeye başladı. Tık tık. Bunları yiyemem. Zaten bunu kim buraya geri koymuş ki? Resmen çürümüş. Aslında belki kemirebilirim biraz. Ay, aklımı oynatıyorum herhalde. Of. Pekala. Ha, nereye gitti bu? Ah, fare! Ah, çöpümü çalmış. Neyse ki daha bir sürü var. Of, lütfen bana yiyecek bir şeyler ver. Öleceğim burada. Evet, hiçbir şey yok. Belki çok işten dilersem. Ah, hala bir şey olmamış. Daha bir daha bakayım. Ah, başka seçeneğim kalmadı. Bunu normalde sosisliğe sürerim. Ama bugün bu... İçeceğim olacak. Bayağı da sıcak bir içecek. Hayır, onu açma. Burada yiyecek bir şey var mı? Hepsi benim. Evet. Ay, ne oluyor burada? Durmadan çalıyor. Aman tanrım. Ay. Kim var orada? Aa, hepsi bana mı? Buna alışabilirim. Elmaya bayılırım. İyi görünüyor muyum? Ayaklarımın yardıma ihtiyacı var ama. Buralarda hiç yedek çorap var mı? Aa, ayakkabıya ihtiyacın olduğunu duydum. Bunları al. Aa, teşekkür ederim çöpteki adam. Aa, burada daha temiz bir şey var mı? Fare!
Sanırım hiç yoktan iyidir. Ay ne çok kirin var. Üstüne yapışmışlar gibi. Ah kirleri kazımak hiç bana göre değil. Bu şey görünümü kurtarabilir. Aseton lekeleri çıkarabilir. Pamuğa biraz dök. Sonra da kirli yüzeye sür. Devam et. Bitmek üzere. Ah bak yeni gibi oldu. Çok sevimli. Tada! Ay! Bunlar için de bana yardım edebilir misin? Ay, kendin hallet. Gece iyi uyumuşum. Hayır. Ne olur bu kuş pisliği olmasın. Niye başıma böyle şeyler geliyor benim? Hey, tam işler daha kötüleşmez derken. Ah bu hiç hijyenik değil. Burada iyi bir şeyler var mı? Ah ufak bir atıştırmalık gördüm. Aa, bu kuş hayatımı mahvediyor. O zaman bunun acısını çıkartmalıyım. Kanat ızgara geliyor. Sabah mı olmuş? Aa, burası ışıl ışıl. Aa, bu kahvaltım mı? Teşekkürler, çok acıkmışım. Şey, peçeteyi sevdiniz mi? Peki, nasıl isterseniz. Ama şöyle denesek daha iyi. Bu tuhaf oldu. Teşekkürler. Bu nefis görünüyor. Çok da tatlı. Çatılınız. Anlaşılan beğenmişsiniz. Açsan yiyeceksin. Neyse ki tırnaklarım iyi görünüyor. Pardon. Temizlik yapmaya çalışıyorum. Oh, öyle mi? Kıpırdamaya zahmet etmiyorsun demek. Peki, peki çekildim. Beklerken bir şeyler atıştırayım. Çok iyiymiş. Oh, pekala, neredeyse bitti. Bu artık gerekmiyor. Gelip alıver. Aa, kimse beni dinlemiyor. Tertemiz oldu. Ay, düşüyorum. Of, ne oldu şimdi? Yıldızları sayıyorum. Ah, pardon. Ne oluyor burada? Ah, üzgünüm. Öyle mi? Bu çocuklar ne kadar düşüncesiz. Buna bir son verebiliriz. Bir noktayı atlamışsın. Evet orası. Bu hayatımın en kötü günü. Bu kıyafetlerin hepsi bende var zaten. Atıştırma zamanı geldi. Bugün üçüncü oldu. Şu kurabiyelere bak. Oh, hayır. Oh, neyse biraz tozdan zarar gelmez. Kate, yok. Bundan çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Sakın o kurabiyeye dokunmayın. Oh, kurtardım. Sen iyi misin? Aha, bunlara gerek yoktu. Hadi biraz rahatla. Bugün çok çalıştın. Bak, sorun yok işte. Hayır, lütfen ısrar ediyorum. İşte bunu da iç. Ah, siz mutluysanız ben de mutluyum. Selam. Bana mı dedin? Selam. Susadın mı? Oh, evet, teşekkürler. Oh, kastettiğim bu değildi. Ama sonuçta susudur. Bedava duş aldın değil mi? Evet, bu çok komikti. Sonra bir daha sana su getiririm. Önüne dikkat et. Aptal muz kabuğu. Öf ya.
Tüm bu çöpler de nereden geldi? Ha, fakir miyim yani? Hangisini seçsem? Acaba bu nasıl? Ah, harika. Oo, çok çikolatalı. Bu ne ya? Aha, aman tanrım. Ah, pardon, rüya görüyorum herhalde. Bu işine yarar sanırım. Al. Teşekkürler. Ay, berbat. Bu nedir, çorba mı? 40 derece falan herhalde. Tadının bu kadar kötü olmasına şaşırmamalı. Hey, buldum. Kolan çok mu ısındı? Bir kaba koy ve içine dondurma çubuğu sok. Donduğunda kabın içinden çıkar. Hey, kola tekrar buz gibi. Normal koladan çok daha iyi. Seçim okula hazır. Aa, şu kitaplar nerede? Aa, son günlerde çok şey gerekiyor. Ne unuttum? Kalemlerim nerede? Buralarda bir yerde bıraktığıma eminim. Babanın! Ver onu bana, aptal fare! Onlara gerçekten ihtiyacım var, tamam mı? Aa, buna inanamıyorum. Hey, eski bir cips kutusu mu? Bu işime yarayabilir. Kenarına şöyle sıcak silikon sür. Sonra zikzaklar çiz. Şimdi kutuyu ters çevir. Ve dibine de sıcak silikon sür. Ortasını da unutma. Baklava deseni iyi olur. İşte. Şimdi hepsini çevir. Ve kutuyu içinden çıkar. Üst parçayı yapıştır. Ve bir de fermuar ekle. Kalem kutusu isteyen? Hay canına. Gerektiğinde bayağı becerikli olabiliyorum. Geç kalmayayım. Güzel. Pekala. Sırada kim var? Selam. Gülümser misin? Güzel. Teşekkürler. Peynir. Hiç dişçi diye birinden haberin var mı? Ha? Fena görünüyorlar değil mi? Hadi çıkın. Bunu ne yapayım ben şimdi? Çok utanç verici. Bir fikrim var. Mum kağıttan bir dikdörtgen kes. Ortasına diş macunu sık. Bayağı iyi görünüyor. Üzerine karbonat serp. Sonra bunu parmağınla ezerek yay. Artık hazır. Şimdi doğrudan dişlerin üstüne koy. Ve şimdi biraz bekliyoruz. 20 dakika geçince çıkar. Şu inci gibi dişlere bak. Güzel oldu, çok güzel. Şimdi kocaman gülümse bakalım, tamam mı? Bir dakika, bugün Eva'nın doğum günü mü? Unuttuğuma inanamıyorum. Buralarda bir hediye olacaktı. Ay, burada kesinlikle yok. Ya bu? Yok. Bir plaj topu olmaz. Balonlu naylonu. Ah, tabii olur. Bu şey çok şey için kullanılabilir. Pekala, şimdi bunlarla ne yapabilirim bakalım. Evet ya. Küçük bir kare kes, sonra üst kenarını boya. Mümkün olduğunca düz bir hat halinde olsun. Şimdi bloklar halinde buna devam et. Çok havalı değil mi? O Eva mı? Hey, doğum günün kutlu olsun. Sana özel bir şey hazırladım. Teşekkürler, bu çok eğlenceli. Bu beni saatlerce oyalar. Beğendiğine çok sevindim. En iyi arkadaşımı çok seviyorum. Bu benim şarkım. Günaydın.
Güneş ne harika değil mi? Ne okuyorsun? Oo, bayağı şık şeyler var. Birinin aklı mücevherlerde anlaşılan. Hemen geliyorum. Merhaba, bunun gibi bir şeyiniz var mı? Ay şanslısınız bayım. Bu nasıl? Ah, bu kadarını karşılayabilir miyim bilmiyorum. Ya bu? Ah, bu daha da pahalı. Ya bu nasıl? Amanın, bir dakika. İmdat, ne yapacağım? Evet, bu keçeli kalemi görüyor musun? Silikon tabancası kullanarak eğlenceli bir tasarım yap. Ve devam et. Etrafını iyice sarmasını sağla. Kuruyunca çıkart. Vay canına. Ne? Bir el seç. Bu olsun. Peki o zaman bu. Tada! Aa, bu bana mı? Bu çok benzersiz bir şey. Gerçek bir yüzük hem de benim. Ah, buna artık ihtiyacım yok. Bayıldım. Tırnaklarımı yapmak çok sıkıcı. Ama maniküre de param yetmez. Bu da ne? 2 dolar mı? Bu kadarını karşılayabilirim. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Siz söyleyin. Ah, bu ne böyle canavar gibi? Korkarım bu size pahalıya patlar. Hangisini istersiniz? Bu fiyatlar uçmuş. Yazık ki sadece bu kadar var. Tam 2 dolar bakın. Ah, silikon tabancasıyla yapılan tırnaklar o fiyata. Ah, tamam olsun. Önce masaya biraz mumlu kağıt yay. Sıcak silikonla bir daire çizip içini doldur. Sonra üstüne bir parça daha kağıt yapıştır. Ütüyle üstüne bastır. Sonra kağıdı kaldır. Silikonun üstüne elinin dış hatlarını çiz. Bütün elin olsun. Bak, tırnaklarının şekli çıktı bile. Şimdi onlara normal yaptığın gibi oje sür. Kırmızı iyi bir seçim. Sonra tırnakları kes. Ve sana tam olacaklar. Bak. İnanılmazlar. Tabii öyleler. Zengin olmak harika. Peki ya fakir olmak? O kadar da değil. Hatta işin içine okul girince daha bile kötü. Okul fakir olmadan da zor değil mi zaten? Mağazamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aa, elbise üzerinizde harika görünecektir. Tamam, alıyorum. Kısa bir elbiseye de ihtiyacım var. Bunu da alıyorum. Başka ne vardı? Vakit kaybetmeye ne gerek var? Hepsini alayım bitsin. Hepsi bu kadar, paketleyin lütfen. Buralarda başka neler var acaba? Aa, bunlar da güzel görünüyor. Şunu alıyorum, şunu ver, şunu da ver, şunu ver. Güzel, paketlerim hazırlanmış. Gideyim artık. Aslında... Senin kıyafetin de çok güzelmiş. Onu da alıyorum. Teşekkürler, yine bekleriz. Ne? Kıyafetlerime ne oldu benim? Evet, 1 dolarım var. Alışveriş vakti. Oo, orada neler varmış? Oo, bir sepet dolusu kıyafet. Alacak bir şeyler bulmak için sabırsızlanıyorum. Alışverişe bayılıyorum. En sevdiğim şey. Ah, pardon, bunları yerine koyacağım. Aa, şu güzel tişörte bir bak. Aa, ama bu da var. Kırmızıya bayılırım. Hangisini seçeceğim? Yalnızca 1 dolarım var. Bu yüzden sadece bir tanesini alabilirim. Kırmızı o zaman. Yaşasın yeni kıyafetler. Okula yeni kıyafetler giymeyi çok seviyorum. Selam Annie.
Yeni tişörtüme baksana, nasıl buldun? Ucuzcu dükkanından alınmış gibi duruyor. Aa, dur, gerçekten de ucuzcu dükkanından alınmış. Çok komik. Ne oldu? Komik olan ne? Oh, hayır, etiketi üzerinde unutmuşum. Kimse görmeden bunu düzeltmeliyim. Ve etiket gitti. Artık kimse fiyatını bilmeyecek. Oh, şaka mı bu? Bunu yaptığına inanamıyorum. Neden bana hala gülüyorsun? Az önce $1'lık tişörtünde kocaman bir delik açtın. Olamaz. Şimdi de bunu kapatmam lazım. Gel bakalım süveter. Yine baş başa kaldık. Oh, bunları taşımak çok zor. Çok fazla ödev var. Ben de çok yorgunum. Aa, evet. Dün gece çok eğlendim. Parti harikaydı. Oh, sanırım üzerimde hala partiden bir şeyler kalmış. Oh, ama ne yalan söyleyeyim, biraz yorgunum. Ders başlıyor. Lütfen yerlerinize oturun çocuklar. Şimdi dünkü dersimize devam ediyoruz. Bu ders çok sıkıcı. O kadar yorgunum ki. Madison, derste uyumak yok. Oh, özür dilerim, daha dikkatli olacağım. Gözlerimi açık tutamıyorum. Hayır, neredeyse yine uyuyakalıyordum. Uyan Madison. İşe yaramıyor. Küçük bir şekerleme yapayım. Madison yine uyuyakalmış. Ona bir ders vereceğim. Annie. Kulaklarını tıka lütfen. Madison! Sana derste uyumak yok dedim. Okulda uyumak çok saygısızca bir davranış. Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradım. Oh, bu espriler beni uyanık tutacak kadar komik değil. Oh, gözlerimi bir saniyeyle kapatacağım. Hayır. Sınıfımda böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Ben bir öğretmenim ve sana bir ders vereceğim. İşte boynunu desteklemesi için bir yastık. Bir de sıcak tutması için battaniye. Madison, sessiz ol. Annie anlaşılan çok zor bir gece geçirdi. Ne? Ben mi? Ses çıkarmadım bile. Siz bana bağırdınız. Hadi çocuklar, herkes çok sessiz olsun ki Annie gerektiği gibi uykusunu alsın. Şaka mı bu? Bu hiç adil değil. Oh, bu çok sıkıcı. Ben çok sıkıldım. Oh, telefonum. Bu beni biraz eğlendirir. Selfie vakti. Bu sosyal medyama çok yakışacak. Makyajım bu ışık için iyi değil. Biraz düzeltilmesi lazım. Aydınlatıcını biraz arttır ve saçını tekrar kontrol et. Tamam, bu kadar yeterli. Daha iyi oldu. Takipçilerim bu fotoğrafa bayılacaklar. Bugün harika görünüyorum. Yoksa görünmüyor muyum? Oh, tam olarak olmadı. Neyin iyi olacağını biliyorum. Evet, biraz rüzgar saçlarımı fotoğrafta harika gösterecektir. Evet, bu rüzgar saçımı çok güzel uçuşturuyor. Ah, ne? Rüzgarın saçımı geriye doğru atması gerekiyordu. Pardon, pardon. Saç kurutucusunun suçu ama ben hemen düzeltirim. Tamam, peki. Hadi devam edelim. Aslında bir dursana. Daha iyi bir fikrim var. Arka planda konfeti resimler harika durur. Muhteşem bir poz. Oo, harika. Bunu ben de denemeliyim. Aa, onda simler var, bende çöp. Peki, bir daha deneyeyim. Saç ve makyajıma biraz yardım edin lütfen. Bedava çalışmam tatlım. Hizmetim ücretini ödemen lazım. Evet, tabii ki paramı çıkarayım. Bu nedir? Bu kadar çalışmaya sadece $1 mı? Peki. Ben çalışırken sabit dur. Teşekkür ederim. Şimdi biraz selfie. Nasıl yani? Ne? Neden yüzüm böyle görünüyor? Korkunç palyaço Pennywise gibi görünüyorum. Ah, dersin başlamasına hazırım. Çünkü yeni kulaklıklarım var.
Kablosuzlar ve bu harika olacak. Evet, aynen öyle. Artık müzik dinleyebilirim. Kıskandık mı? Çok iyi anlıyorum. En sevdiğim parçaları açma vakti. Hey, biraz gürültülü sanki. Evet, yeni kulaklıklar aldım. Evet, biliyorum. Bunu bütün dünyaya söyledin. Bu sesi bastıracak bir şeye ihtiyacım var. Neyse ki yeni kulaklıklarımı yanımda getirdim. Of, hala çok büyükler. Neden daha iyisini öğretemiyorlar ki? İkisini de yerleştirdim. En azından çalışıyorlar. Şimdi de Madison'ın sesini bastıracak sakin müzikler açayım. Eninkiler benimkilerden çok daha küçük. Ben de benim kulaklıklarım havalı sanıyordum. Bu hiç adil değil. Ah, bu çok tuhaf. Nereden çıktı bu? Aa, bilmiyorum ama eğlenceli görünüyor. Bir dene. Ben mi? Zorunda mıyım? Peki ama kötü bir şey olursa senin suçun. Hey, şuna bak. Kazandım. Vay, tekrar dene. Ya bu ses iyi işaret olamaz. Lütfen yapma. Aa, hadi ama bu haksızlık. Parayı tercih ederdim. Peki bu da ne? Ha, bu kadarcık mı kazandım? Tamam, benim de sıra sende. Ah, hadi bakalım, çok gerginim. Bu iyi mi? Yoksa kötü mü? Evet, hayır. Bu değil. Belki bir dokunsam iyi olur. Bak, işe yarıyor. Yuhuu, zenginim. Dünyanın en güzel günü bugün. İnanamıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Böyle olmak zorunda mıydı? Hayır, uzak dur benden. Gitsene. Hayır, lütfen bana zarar verme. Lütfen, hayır. Bu gürültü de ne böyle? Beni korumalısın. Nerede bu? Dur Mindy. Ne yapıyorsun? Bir dur ya. Peki, çok korkmuştum. Sanırım kabus görüyordum. Bir canavar vardı. Ay, bu çok korkunç. Berbat bir şeydi. Her şeyin bittiğini sanıyordum. Bir daha asla uyuyamayacağım. Tamam, yeter, sus. Ah, yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Dur, buldum. Ha? Bu senin için. Senin kokuşmuş çorabını ne yapacağım ben? Güven bana, çorabı masaya koyalım. Sonra içini pamukla dolduruyoruz. Çorap neredeyse dolana kadar. İyice yerleştirmeliyiz. Küçük bir kısmı boş bırakmalıyız. Orasından düğüm atacağız. Sağlam olduğundan emin olmalıyız. Sonra lastik bir toka gerekecek. Çorabın sonuna kadar kaydıracağım. Ardından lastiği etrafına saracağım. Üç ayrı parçaya bölmek istiyoruz. Orta kısmında küçük bir delik açmıştım. Şimdi bu oyuncak tüpü delikten geçirelim. Alt kısmına da aynısını yapalım. Sonra da onları şekle sokalım. Güzel duruyor. Sıra boru temizleyicilerde. Bunları düğme yerleştirelim. Sonra yerinde tutmak için boru temizleyiciyi kullanalım. Mükemmel. Yüzünü çizmek için bu keçeli kalemi kullanacağız. Güzel bir gülümsemeyle başlayalım. Sonra da dolduralım. Şimdi de iki oyuncak göz lazım. Takma kirpiklerini ödünç almam gerekiyor. Bunun üstünde daha iyi duruyorlar. İşte budur. Bitti. Mommy Long Legs oyuncağımız hazır. Bu gıcık canavarı uzak tutacaktır. Ne düşünüyorsun? Vay canına, bayıldım. Bu tam ihtiyacım olan şey. Artık güzellik uykumu alabilirim. Aha. Ah, benim de uykum geliyor. Göz maskem nerede benim? Geri döndün ha? Bir dakika, bu da ne? Bu da ne böyle ya? Kabuslarıma girecek. Sırada ne var? Vay, şuna bak. Çek elini, o benim. Ben de pipeti alayım. Hiç yoktan iyidir. Meyve suyu kutum için ideal. Ferahladım. Şuna bak, bir sürü harika alet var. Vay, sakız makinesi mi o? Hepsini istiyorum. Alo, sipariş vermek istiyorum. Hemen hanımefendi. Mükemmel hizmet. Çok kıskanacaksın. İşte burada. Bu kişisel bir teslimat gerektirir. Keşke hava durumuna baksaydım. Saçlarım mahvolacak. Of, hadi ama. Bu şemsiye de tam yerindeymiş.
Beni hiçbir şey durduramaz. Bunun için iyi bir bahşiş alsam iyi olur. Ne? Köpek balığı mı? Ah, sonunda geldim. Buyurun hanımefendi. Vay, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Şuna bak. Harikaymış. İtiraf et, sen de istiyorsun. Denemek için sabırsızlanıyorum. İşte geliyor. Pozisyon hazır. Şimdi tutmam gerekiyor. Sonra yuvaya bırakabilirim. Şimdi de şekerim var. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Hmm, çok iyi. Evet, şimdi kıskandım. Bu çok havalıymış. Bununla bütün gün oynayabilirim. Wow. Hmm, sanırım bir fikrim var. Pipetime ihtiyacım olacak. Boydan boya kesmek için bir makas kullanalım. Bu iş göründüğünden daha zor. Hmm, çok lezzetliler. Ne yapıyorsun? Yakında görürsün. Kendi kavrama aletimi yaptım. Bu kutuya ihtiyacım olacak. Üstüne birkaç delik açalım. Ve birini plastik filmle kaplayalım. Sonra da şu parçayı yerleştirelim. Mükemmel oturdu. Sonra da kapağı yerleştirelim. Eğlenceli kısma geldik. Şekeri kutunun içine dökelim. Hmm, ağzım şimdiden sulandı. Bu kadarı yeter gibi. Artık pençemi kullanabilirim. Bu jelibon güzel görünüyor. Ardından deliğe atalım. Bak, jelibon ayıcık kazandım. Hatta çok da lezzetli bir ayıcık. Çok. Atıştırma zamanı. Oo, neden senin yanında oturmak zorundayım? Aa, değil mi şahane? Ama daha hiçbir şey görmedin. Parmağımı şu yuvaya koyuyorum. Düğmeye basıveriyorum ve güzel tırnaklarım oluyor. Güzel görünüyor değil mi? Vay canına, muhteşem görünüyorsun. Evet, bence de. Diğer tırnaklarıma da yapıyorum. Hmm, belki ben de tırnaklarıma bir şey yapabilirim. Oyun hamuruna ihtiyacım olacak. Hamuru yapıştırıyorum. Sonra yuvarlayıp top yapıyorum. Sonra ona şekil vereceğim. Kare şeklinde olmasını istiyorum. Gri oyun hamurundan bir parça alıyorum yuvarlayarak. Sosise benzeyen bir şekil veriyorum. Bence böyle iyi. Şimdi onu mavi hamurun etrafına sarıyorum. İkisini birbirine bastırıyorum. Artık yüzünü yapabilirim. Bayağı sevimli görünüyor. Bunun gibi birkaç sevimli yüz daha yapacağım. Hepsi benim en sevdiğim karakterler. Maniküre gitmeye ne gerek var? Şunlara baksana. Evet, tırnaklarım nasıl olmuş? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Resmime biraz renk katıyorum. Aa, peki görünmüyor. Ay. Aa, acıdı. Aa, benim hatam. Hey Mia, belki bu seni neşelendirir. Köpekleri sevdiğini biliyorum. Hav hav hav. Vay canına, şuna bak, çok tatlı. Hey, onu alabilir miyim lütfen? Ne? Hayır, bakabilirsin ama ona dokunamazsın. Bu çok sinir bozucu. Hiç güzel şeyim olmuyor. Sanırım kendi eğlencemi kendim yaratmalıyım. Bu renkli kağıdı şeritler halinde kesiyorum. Şeritleri birbirinin üstüne katlıyorum. Bu şekilde üst üste katlar oluşturuyorum. Her katta rengi değişiyor. Bu çok rahatlatıcı. Origamiye benziyor. Neredeyse bitti. Birkaç kat daha yaparsam tamam. İşte bu. Aa, şuna bak. Gerçekten güzel görünüyor. Hmm, şey, başka köpeklerim de var. Gördün mü? Gerçek bir hayvan severim. Hiç sorun değil. Bir kağıt parçasını kedi şeklinde kesiyorum. Sonra da ona yüz çiziyorum. Bıyıkları da olmalı. Ay, çok tatlı oldu. Artık onu kağıda yapıştırabilirim. Çok eğlenceliler. Ev yapımı bir stres borusu. Ha, onu nasıl yaptın? Benden uzak dur. Bir köpeğim var ve onu kullanmaya çekinmem. Yolla gelsin. Sen mahvoldun. Aa, hayatta olmaz. Al sana. Oturun çocuklar. Aa, nasıl yani? Resim dersinde miyiz yoksa hayvan barınağında mı? Tüh, belli etme. Kesin şunu. Ha, o başlattı. Ben başlatmadım. Evet, sen başlattın. Böyle daha iyi. Aa, şunlara bak, çok güzeller. Rrr, sakin ol oğlum. Arkadaş olamaz mıyız? Yok artık. Ne yapıyor öyle? İşinize bakın. Aa, bu haksızlık. Bu harika bir gün. Aa, selam Miles. Uşak, buraya gel. Ha? Aa, belki de beni görmemiştir. Aa, çok uykum var. Belki biraz kestirebilirim. Aa, sonunda geldin. Efendim, kahvaltınız. Sizin için en gevrek kahvaltı gevreklerini hazırladık.
Beğeneceğinize eminim. Elbette en taze sütü kullandık. Afiyet olsun efendim. Bir çeşit şaka mı? Ha? Sen beni hiç tanımıyor musun? Bunu yemeyeceğim. Ha, tabii efendim. Ne? Bu nereden geldi böyle? Ay şey, artık uyandım. Orada neler oluyor? Galiba bunu nasıl halledeceğimi buldum. Şekerleme ne dersiniz? Aha, ayıcık şekerleme. Şekerlemeyi severim, evet. Ver hadi ver. Mükemmel bir seçim efendim. Kahvaltılık yemeğinize biraz renk katacak, tam da sevdiğiniz gibi. Şimdi beni yalnız bırak. Böyle çok daha iyi görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Güzel. Fakat benden bu kadar. Bir lokma daha yiyemem. Popitim. Bunda bir sorun var. Yok bu sıkıcı. Seninle işim bitti. Bu daha iyi görünüyor. Düşündüğüm kadar eğlenceli değil. Uşak, buraya gel. Buyurun efendim. Bu daha iyi görünüyor. Tam da ihtiyacım olan şey. Aferin sana uşak. Biraz paraya ihtiyacım olacak ama. Hadi deneyelim. Parayı buraya koyuyorum, bu düğmeye basınca şekerleme düşüyor. Çok havalıymış. Şu zavallı insan orada ne yapıyor? Bu boş. Hayat çok zalim olabiliyor. Evet, çok şekerleme var. Hepsi benim. Tadı çok güzel. Görünüşleri de güzel. Bu bana bir fikir verdi. Kahvaltılık evrek kutusunu pembeye boyadım. Şimdi üstüne bir kare çizmem gerekiyor. Bu kısımda cetvel kullansam iyi olur. Sonra onu kesiyorum. Bir tuvalet kağıdı rulosunu kutuya koyuyorum. Bir kalemle etrafını çiziyorum. Kaymaması için de tutuyorum. Bundan sonra kullanacağım. Çizdiğim daireyi de kesiyorum. Şimdi tuvalet kağıdı rulosunu tekrar alıyorum. Küçük bir daire çizmiştim. Onu da kesiyorum. Çizgileri takip etsem yeter. Mükemmel oldu. Artık bunu kutuya sokabilirim. Kesilen kısım kutunun içinde kalmalı. Şimdi kutuyu ters çeviriyorum. Keserek arkasına bir kapakçık yapıyorum. Sonra alt köşeye bir dikdörtgen çiziyorum. Çok büyük olmasına gerek yok. Onu da kesiyorum. Bir parça kartonu katlayıp yapıştırıcı sürdüm. Onu rulonun altına açılı bir şekilde yapıştırıyorum. Sonra kartondan iki küçük parça daha kesiyorum. Onları rulonun her iki tarafına yapıştırıyorum. Bunlar da açılı bir şekilde durmalı. Kartondan küçük bir kutu yaptım. Bu kutuda girişin alt kısmına yerleşiyor. Büyük kareyi şeffaf bir plastikle kaplıyorum. Eğlenceli olmasını istiyorum. Vay canına, güzel görünüyor. Bence artık hazır. Tam da istediğim gibi oldu. Bayıldım. Bu kolu çevirince içindekiler düşüyor. Onu nereden buldu? Onu istiyorum. Uşak, git onu al. Daha ne bekliyorsun? Yardımcı olabilir miyim? Benimle geliyorsunuz. Seçme şansım var mı? Merhaba. Sana da selam. Cezbedici. Yapmasam daha iyi. Peki. Çok yakışıklısın. Biliyorum. O elindeki ne? Bu mu? O benim otomatik mıncıklamalık makinem. Vay canına, harika görünüyor. Bu da benim şekerleme makinem. Bayağı güzel değil mi? Evet, benim makinemde hiçbir şey yok. Tek kusur da bu. Evet, bu bayağı can sıkıcı ama halledebilirim. Uşak! Mıncıklamalık oyuncaklar. Şunları alayım, bu küçük şeylere bayılıyorum. Ben de, onları mıncıklamalık makinesine koyabiliriz. Hadi bakalım. Harika bir fikir. Onu ben alayım. Devam et. İşte bu, hepsini içine dök. Bu sonuncusuydu. Şimdi kolu çevirebiliriz. Bunu çevirince mıncıklamalık oyuncak düşüyor. Bu şahane. Ne harika bir makine. Bu da harika bir gün. Onu daha iyi yapacak bir şey biliyorum ama. Ne yapıyorsun? Uşak, güvenliği çağır. Yanlış alarm. Ama beklemede kal. Yüksek bir puan almalıyım. Çok az kaldı. Tüh! Hey, anne baksana! Bu senin hatandı. Muhteşem bir gün daha. Hayır! Serseriler! Kampüste kavga yok. Ayrılın, gidin buradan. Artık kavga yasak. Beni duydunuz mu? Ben bir şey yapmadım. Harika, yine mi sen? Neyse, günümü mahvedemeyeceksin. Şekerleme! Bu boş. Ne büyük hayal kırıklığı. Bunu anlamalıydım. Bu lezzet için ömür boyu diyet yapmam gerekebilir. Fakat buna değer. Sen neye bakıyorsun?
alt üstü bir şekerleme istiyorum. Hey Mia, şuna bak. Ha, o da ne? Bu muhteşem. Biliyorum, yumuşacık ve mıncıklamalık. Hmm, şunu gördün mü? Dikkat et. Hmm, bu sandviç nasıl da lezzetli görünüyor. Bu an hiçbir şey bozamaz. Ne? Ah, bu şey nereden geldi? Oo, kıl payı kurtuldum. Oo, nerede kalmıştım? Slime'a bulandım. Aa, bunu ben mi yaptım? Aa, ne kadar esnek. Dev bir sümük gibi ama elimden bırakamıyorum. Ha, bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Telefon kılıfım biraz sıkıcı. O zaman onu baştan yaratalım. Bir balonun ağız kısmını kesiyorum. Bana sadece alt kısmı lazım. Bu işimi görür. Şimdi slime'a ihtiyacım var. Aa, bu iyi geldi. Ona kalıpla şekil veriyorum. Sonra onu top yapıyorum. Balonun içine koyuyorum. Balonun içindeyken mıncıklayıp çeviriyorum. Slime'ın içinden çıkmaması gerekiyor. Güzel görünüyor. Şimdi silikon tabancama ihtiyacım var. Yapıştırıcıyı telefon kılıfına sıkıyorum. Bunun için beyaz yapıştırıcı kullanmam çok önemli. Gelişi güzel bir şekil yapıyorum. Bu şekil telefon kılıfının büyük bir kısmını kaplamalı. Hmm, tam da istediğim gibi oldu. Yapıştırıcıyla içini dolduracağım. Bu kolay. Sınırı aşmamaya dikkat etsem yeter. Boş nokta kalmamalı. Yapıştırıcıyı kurumadan önce balonu ona bastırıyorum. Artık eğlenceli bir telefon kılıfım var. Çok iyi geldi. Bunu sen mi yaptın? Ha, buraya gel. İnanamıyorum, gerçekten oluyor. Bunu söylemeni umuyordum. Şekerleme ya da cips ister misin? Aa, cipsi alayım. Adil bir değiş tokuş oldu. Aa, bu harika. Evet evet, cipsi ben yiyorum. Daha iyisi olamaz. Bütün gün bundan yiyebilirim. Aa, ne yapıyorsun? Ne kadar sert sıkabildiğimi görmek istiyorum. Hayır, sakın yapma. Aa, hayır, çok kötü bir hata yaptım. Bu da ne? Aa, slime'a bulandım. Kusura bakmayın, bu numarası yaptı. Cips alır mısınız? Ah, neden olmasın, cipsi severim. Belki de siz çocuklar düşündüğüm kadar kötü değilsinizdir. Aa, bu da size. Babam bana araba aldığını söyleyince daha büyük bir şey olduğunu düşünmüştüm ama sanırım bu da eğlenceli. Ne harika bir gün. Burası iyi bir yere benziyor. Doğanın marifetlerine hayran olmak için uygun bir yer. Ha, bu yoğun günde biraz dışarıda dinlenmek iyi gelecek. Aa, harika. Bam, bam. Aa, vay canına. Şu arabaya bak. Hey, buraya geri gel. Aa, şuna bak. Bir bardak piramit. Biri onu devirirse ne yazık olur. Meydan okumaya varım. Yaşasın. Şuna bak. Oh, kafam. İnsanların çöp atmasından nefret ediyorum. Bir dakika. Bence bunu kullanabilirim. İşe koyulalım. Yaratıcılığımı kullanmanın vakti geldi. Bu kısmı seviyorum. Bardağa gözleri çizerek başlıyorum. Birincisi bitti. Şimdi ikincisine geçelim. Tamam, sonra burnunu çizeceğim. Bu çok sevimli görünecek. Sıra ağzına geldi. Ne kadar mutlu bir bardak oldu. Şimdi ona pembe yanaklar yapacağım. Kalemi kullanarak bıyıklarını çiziyorum. Bu da bitince onu bir kenara koyacağım. Bir kağıt parçasından tavşan kulakları keseceğim. Onları da bardağa yapıştırıyorum. Ama işim bitmedi. Bir gazoz kapağına yapıştırıcı sürüyorum. Onu başka bir kapağa yapıştırıyorum. Sonra bir paket lastiği alıyorum. Lastiği kapakların etrafına takıyorum. Aynen böyle. Onu sabitlemek için bantlıyorum. Yerinden ayrılmaması gerekiyor. Bayağı sağlam görünüyor. Sonra bardağın yan kısmına iki kesik atıyorum. Aynı şeyi diğer yanına da yapıyorum. Bunların küçük kesikler olması lazım. Şimdi onları yukarı kıvırıyorum. Sonra gazoz kapaklarını alıyorum. Lastiği kesiklerden geçiriyorum. Kapaklar bardağın içinde kalmalı. Artık kapakları çevirebilirim. Sıkıcı olmalı. İşte hazır. Bir tavşan bardak daha yaptım. Aa, şunlara bakın. Bir dakika, onlar tavşan mı? İnanılmaz, ne kadar tatlılar. Bu arabanın modası geçti. Aa, selam. Nasıl gidiyor? Şuna bakabilir miyim? Aa, sadece bir bardakmış. Hmm, biraz ışıltıya ihtiyacı var. Ne yapacağımı buldum. Ne? O altın tozu mu? Tavşanım şimdi gözüme çok sıkıcı geldi. Hadi, bunu nasıl yaptın? Aa, önemli değil. Hadi yarışalım.
Hazır, başla. Hadi tavşan hadi. Şunlara bak, ben kazanıyorum. Hayır, olamaz. Bir saniye bekle. Dur. Bu hayatımın en güzel günü, inanamıyorum. Yeah. Araba benim oldu. Aa, bu çok havalı. Oo, çok güzel. Hiç böyle sevinmemiştim. Belli etme ve kaç. Bu kıyafet bana çok yakıştı. Podyuma falan çıkmam lazım benim. Şöyle yürüyüp bir hava atayım en iyisi. Aha, aman canına, en iyiye bak. Gidip biraz sohbet edeyim. Harika görünüyorsun. Ders için hazırlansam iyi olacak. Geç kalmak istemiyorum. Bir dakika. Jake, ne yapıyor bu çocuk? Belki daha sonra bir takılabiliriz. Herkes elbisenin içinde güzel görünebilir. Ne kadarmış? Yok artık. Anlaşılan farklı bir şey denemem lazım. Hey, bu torbaları kullanabilirim. Evet evet, bu işimi görür. Hadi o zaman başlayalım. Hayal ettiğimden bile güzel oldu. Kendimi çok çekici hissediyorum. Ama yapmamız gereken bir şey daha var. Aa, selam Jake. Aa, benim gitmem lazım Annie. Luna, seni görmek ne güzel. Yeni kıyafetini çok sevdim. Aha, o da ne giymiş öyle? Çöp torbasına benziyor. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne şuna bak, okulda parti veriliyor. Şuna bir bakayım. Sanırım sen de gidebilirsin. Ama yeni bir kıyafete ihtiyacım var. Bununla gidemem. Bir düşüneyim. Ben hemen dönerim. Tamam, bekliyorum. Bu parti çok eğlenceli olacak. Anne. Ne diyorsun? Çok güzel görüneceksin bence. Hadi dene bakalım. Şaka yapıyorsun herhalde. Buna ne olmuş böyle? Burada delikleri var. Ciddi değilsin herhalde. Bunu giyemem. Hayatta olmaz. Böyle söyleyeceğini düşünmüştüm. Modadan hiç anlamıyorsun sen. O zaman ben bir daha bakayım yeniyse. Burada giyebileceğim işler olmalı. Belki de yoktur. Bir dakika. Bu da ne? Bu bir karton parçası. Biraz tozlu ama yine de işimizi görür. Bence bunu özel bir şey dönüştürebiliriz. Annie bak. Ne yapacağız bununla? Bu karton bütün sorunlarımızı çözecek. Bundan emin misin? Üstüne biraz çalışmamız gerekiyor. Tamam, ne yapacağımızı biliyorum. Kımıldama şimdi. Anne bir dakika dur. Bu çok tuhaf. Ya, ben bir dahiyim. Muhteşem görünüyorsun. Ver canına. Aa, bu nasıl oldu böyle? Şahane görünüyorum. Bir şey daha yapmamız lazım. Şimdi şu gözlükleri çıkaralım. Oh, her yer bulanıklaştı. Ama kendimi harika hissediyorum. Mankenler gibi oldum. Saçlarımı açınca harika oldum. Teşekkürler anneciğim. Sen annelerin en harikasısın. Evet, sanırım öyleyim. Bu anı yakalamamız lazım. Poz ver bakayım. Artık gitsem iyi olur. Hoşça kal anneciğim. Aa, çok hızlı büyüyorlar. Bu şarkılara bayılıyorum. Dans etmeden duramıyorum. Hey Bray, sana bir içecek getireyim mi? Peki, iyi olur. Harika bir parti. Brian'ın da burada olmasına çok sevindim. Yani şuna bak. Süper bir çocuk. Bütün gün onu izleyebilirim. Böyle dans edebileceğini hiç bilmiyordum. Üstelik çok yakışıklı. Olamaz, eteğim. Mahvoldu eteğim. Bu bir felaket. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika, bir fikrim var. Gömleğimi kullanabilirim. Evet, onunla halledebilirim. Bir daha düşündüm de. Ay, yok olmadı böyle. Oh, çok terledim gerçekten. Of, burası çok sıcak oldu. Bir dakika, işte tam fırsatı. Çabuk olmam lazım. Hadi ama. Nerede bu? Ah, buldum. Hadi başlayalım o zaman. En üst düğme ilikleyip gömlekleri belimize sarıyoruz. Böylece üstümüze tam oturacak. Şimdi diğer düğmeleri de ilikliyoruz. Eteğimi tamamen gizlemem lazım. İşte hepsi bu kadar. Şimdi yakaları kaldırıp kemerimizi takarak gömlekleri belimize tutturuyoruz. Kemeri gizlemek için de yakaları kullanıyoruz. Peki ya kollar? Aa, buldum. Kolları da arkadan bağlıyoruz. Çok güzel oldu bence. Brian, sana kolanı getirdim. Oh, çok iyi geldi gerçekten. Kıyafetin ne güzel. Öyle mi diyorsun? Aman canına. Bunu kendim tasarladım. İyi olmuş gerçekten. Bir saniye. Bir şey gözüme tanıdık geldi. Benim gömleğim nerede? Neler oluyor burada? Dans edelim en iyisi. Peki, bana uyar. Bu dergiyi okumamıştım. Vay canına, şuna bakar mısın? Her zaman manken olmak istemişimdir. Bu sadece düz bir çizgide yürümekle ilgili bir şey. Yani bunu herkes yapabilir. Nasıl görünüyorum? Bu ben miyim? Daha iyi günlerimde olmuştu.
Bu halde asla podyuma çıkamam. Oo, ne harika uyumuşum. Sen iyi misin? Neden bu kadar üzgünsün? Banker olmak istiyordum. Ama bana bir bak. Evet, bu zor bir durum. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi şu sivilceleri patlatalım. Gerçekten mi, sen ciddi misin? Ben bir sivilce patlatma makinesiyim. Hadi. Nereden başlasam acaba? O kadar çok var ki. Of, bu çok inatçı çıktı. Onun yerine burnundakini deneyeyim. Hayır, bu da işe yaramıyor. Bir saniye. Bu da ne? Belki bu dondurma çubuklarını kullanabilirim. Denemeye değer. Bana şans dileyin. Yok, planladığım gibi gitmiyor. Of, çok sinirim bozacağım. Elimizde başka ne var? Bir şeyler olmalı burada. İşte bu işe yarayabilir. Şöyle ovalayayım en iyisi. Bunun işe yaraması lazım. Neler oluyor? İşte olay bu sani. O sivilcelere kimin patron olduğunu göster. Bu göründüğünden daha zormuş. Buldum. Bir bardak dolu su toprak. Bunu sonraya saklıyordum. Ancak umutsuz zamanlarda her şey denenebilir. Toprağı yüzümüze sürüyoruz. Bununla sağlıklı bir yüz maskesi yapıyoruz. Yani en azından öyle olmasını umuyorum. Hadi beni ayağı kırıklığına uğratma Doğan'a. Aynama bakayım. Sanırım daha kötü oldu bu. Aynen öyle oldu. Belki de bunları denemelisin. Kıpırdama. Ne? Çıkartma mı? Bunun işe yarayacağına emin misin? Güven bana. Ne yaptığımı biliyorum. Bunları sivilcelerin üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi ne oluyor? Kendimi aptal gibi hissediyorum. Artık senin gerçekleşmesini bekliyoruz. Benim saatim yok ki. Sorun değil, saymaya başlıyorum. Bence bu süre yeterli. Artık şunları çıkaralım. Cildime iyi geldi sanırım. Şuna bak. Sivilceleri yok etmiş. Vay canına. Bu bayağı soluymuş. Hadi bir bakalım. Buna inanamıyorum. Cildim müthiş görünüyor. Çamur dışında tabii. Ne düşünüyorsun? Güzel olmuşsun. İşe yarayacağını biliyordum. Çok mutluyum. İşte olay bu. Cildim ışıl ışıl parlıyor. Hadi ara onları. Saçım. Flamingo bana saldırdı. Evet, onun biraz öfke sorunu var. Bırak saçımı. Ben olsam öyle çekmezdim. Dur ben yapayım. İşte oldu. Saçında bir şey var yalnız. Alayım şunu. Ve bu şapkayı da çıkarmamız lazım. Kuaföre gitmeyeli uzun zaman oldu. Bir de bana sorma. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Şimdi neden şapka taktığımı anladın herhalde. Orası orman gibi sanki. Sanırım her şeyi aldım. Bir saniye. Harika bir fikrim var. Şurayı bir açalım. Yere bu alüminyum folyoyu seriyoruz. Sonra üstüne bir kalp çiziyoruz. Bilirsin, çok romantik biriyimdir. Kalbin içini boyuyoruz. Şimdi tutkal tabancasına ihtiyacımız var. Tutkalla kalbin üstünden geçiyoruz. Dış hatlarıyla başlıyoruz. Sonra da içini dolduruyoruz. Bunlardan birkaç tane daha yapıyoruz. Ama farklı renkler kullanıyoruz. Tutkalın katılaşmasını bekliyoruz. Çok şirin oldular değil mi? Bunları saçına takıyorum. Harika, bunu benim için mi yaptın? Bayıldım. Şimdi sıra diğerlerinde. Bu inanılmaz. Daha da güzel olsun diye tutkala sim eklemiştim. Bu sayede diğerlerinden kolaylıkla ayrılacaksın. İşte sonuncusu. Kendimi şu an çok çekici hissediyorum. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Kimin kuaföre ihtiyacı var ki? Saçımı istediğin zaman sen yapabilirsin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Saç konusunda adeta uzmansın. Bence de hiç fena olmadı sanırım. Şu an bir sanat eseri gibi görünüyorsun. Bir daha saçımı hiç yıkamayacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum ama bu kıyafetleri de değiştirmem gerek. Ben onu çoktan düşünmüştüm. Ben buna sokak tarzı şıklık diyorum. Ne? Bunu giyemem. Ama daha bitirmedim. Işıklar. Ne oluyor? O zaman başlıyoruz. Ve şimdi poz verelim. Fikrimi değiştirdim. Sana söylemiştim. Bu nasıl? Bunu sevdim. Daha bir tavırlı yürü. Hadi en baştan. Gerçekten mi? Peki. Ben güzel göründüğümü düşünmüştüm. Şu an kendimi çok acayip hissediyorum. Bu pelerin harika bir aksesuar. Hayır asla olmaz. Yine değiştirmen gerek. Madem öyle diyorsun. Şuna bak. Biraz sıkıntılı bir tip değil mi? Yok, bu da pek olmadı.
Ver şunu bana. Bu iş görür. Orada bekle şimdi. Banyo lifini böyle açıyoruz. Şimdi hızlı bir değişiklik yapıyoruz. Ve sonra böyle topluyoruz. Ne düşünüyorsun? Hiç fena değil değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi prenses gibi hissediyorum. Çok güzel bu. Bunu nasıl yapıyorsun hiç anlamadım. Hadi bir dön bakalım. Oo, vay canına, çok güzel olmuş. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Daha önce hiç böyle bir şeyim olmamıştı. Harika görünüyorsun. Çok ciddiyim. Artık gitsem iyi olacak. Yüzündeki kirleri de temizlememiz gerek. Tüh, onu unutmuşum. Bana şans dile. Görüşürüz. Sana inanıyorum. Gözyaşlarıma engel olamıyorum. Tatil zamanı. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Yeni deneyimler yaşamak, yeni anılar yaratmak. İşte bunlar bana çok iyi geliyor, anlıyor musun? Hadi bavul, devam et. Bir dakika, ne yapıyorsun sen? Kaytarmak yok. Kalk ayağa, yoksa yeni bir bavul alırım. Acele et. İşte pasaportum, her şey yolunda. Hadi vurun damgayı. Of, en kötü kısmı da bu. Böyle boş boş beklemek. Artık gidebilir miyim? İşte bu iyi geldi. Seyahat etmenin tek yolu bu. Şimdi biraz rahatlayalım. Belki bir gün gerçek bir uçağa binerim. Sonuçta hayal kurmanın zararı yok. Portakal suyu. Tam ihtiyacım olan şey. Hiç fena değilmiş. Tamam, sonra konuşuruz. Bye bye. Selfie zamanı. Güzel poz verme konusunda çalışıyorum. Ben böyle mi görünüyorum? Bu hiç iyi değil. Bir saniye. Peri ışıkları. Bir fikrim var. Bu ışıkları ve bu köpük halkayı alıyorum. Bir araya getiriyorum. İşte tam ihtiyacım olan şey. Kendi halka ışığım hazır. Sadece bir standa ihtiyacım var. Süper oldu bak. Ama bir numaram daha var. Telefonumu bu kilitli poşete koyuyorum. Artık kullanmaya hazır. Burası iyi bir yer gibi görünüyor. Aydınlatma şu an en ideal halde. Hadi tekrar deneyelim. İşe yarıyor. Çok iyi görünüyorum. Uşağım, yemek için hazırım. Hanımefendi, işte geldim. Şef bugün nefis bir yemek hazırladı. Damaklarınız bayram edecek resmen. Afiyet olsun. Harika görünüyor. Yemek için can atıyorum. Neredeyse unutuyordum. Şunun önce fotoğrafını çekmem lazım. Yoksa insanlar güzel yemek yediğimi nasıl anlayacak? Bütün her şey açıyla alakalı. Yok, olmuyor. Yardıma ihtiyacım var. Zilimi çaldınız hanımefendi. Resimlerimin hepsi donuk çıkıyor. Elbette, bana bir dakika verin. Hemen döneceğim. Uzun sürmesin ama. Belki bu yardımcı olur hanımefendi. İyi de onu nasıl tutacağım? Elim dolu. İşte bu bir sorun. Buldum. Ne yapıyorsun? Anladım, süper oldu. Eller serbest, kafır feneri gibi. Yardım edebildiğim için mutluyum hanımefendi. Harika bir fotoğraf. Bu yemeği dört göze bekliyorum. Ekmek biraz tozlandı. Az evvel yere düşürdüm ama hala iyi durumda. Vay canına. Keyfini çıkarın. Karnım çok aç. Lezzetli görünüyor. Harika, tam isabet. Ne oldu? Nasıl olmuş, her şey yolunda mı? Evet, oldukça iyi. Bunu duyduğuma sevindim. Çok lezzetli. Bunu seçtiğim iyi oldu. Hayır ama. Neredeyse bitti. Ama hala açım. Bir düşüneyim. Buldum. Biraz yardıma ihtiyacım olacak. Bu küçük numaraya yemeğimi her zaman bedava yiyorum. Ne yapacağını biliyorsun küçük dostum. İşte gösteri zamanı. Sen üçümün içinde bir böcek var. Biri bana yardım etsin. Ne oldu? O şey böcek mi? Evet, az kalsın onu yiyordum. Çok özür dilerim. Bunu hemen halledeceğim. Size yeni bir sandviç yaptım. Bu bizden olsun. Her seferinde işe yarıyor. Bekliyorum. Lezzetli bir şey istediğinizi duydum. Tabii. İşte geldim, yanınızdayım. Hadi yemeğimi ver. Ufak bir espri yapayım dedim. Pek hoşunuza gitmedi demek. Tamam, artık gidebilirsin. Peki, sizi yalnız bırakıyorum. Garson bütün ambiyansı mahvediyor. Sanırım şunu bir deneyeceğim. Tat duyum çok hassastır. Hayatta hep pahalı şeyleri tercih ederim. Umarım bu yemek beklentilerimi karşılar. Pek etkilenmedim. Ağzımı gargara yapsam iyi olacak. Sanırım bununla işim bitti. Halbuki çok daha fazlasını umuyordum. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Garson, yemeğimi bitirdim. Her şey yolunda mı, yakışıklı? Ne dedin sen? Hesap ödemek istiyorum. Bununla şefiniz yemek pişirme kurslarına katılsın. Ne kadar? Neyse, bunun zamanım yok. Al hepsini gitsin.
Birlikte geçirdiğim zamanı hiç unutmayacağımı, size yardım edeyim. Buna hiç gerek yok. Artık gidiyorum. Ay çok güzel kokuyor. Seni şimdiden özledim. Ha, iyi görünüyorum. İyi de hissediyorum. Aa, bu gözlük çok şirinmiş. Görebiliyorum. Sana bir taç lazım. Kafama çok iyi oturdu. Çoraplarımı giysem iyi olacak. Altın tenime çok iyi geliyor. Rengine de bayılıyorum. Işıltılar saçmak çok hoşuma gidiyor. Ha? Aa, demek bu yüzden ayaklarım üşüyor. Hiç çorabım kalmadı. Bu durumu düzeltmem lazım. Ne yapacağımı biliyorum. Onları alüminyum folyoya sarıp güzelce ısıtacağım. Odaya da uygun. Bu ayakkabılar görünümümü tamamlayacak. Yeşil ve altın. İşte muhteşem bir kombinasyon. Güzel, yeni bir tarz başlatırım. Pekala, çıkıyorum. Sanırım hazırım. Gözlerini açtın ya, ben geliyorum. Sağlığına. Hmm, çok iyiymiş. Harika görünüyorsun. Sana her baktığımda kalbim küt küt atıyor. Ah, ne tatlı şeyler söylüyorsun. Senin için bir şeyim var. Ah, ama burada değil. Aa, bu çok tuhaf. Bir saniye. Buralarda bir yerde olmalı. Yani umarım öyledir. Ha, bu çok lezzetli. Yardımcı olabilir miyim? Aa, bir yüzük gördünüz mü? Belki sana yardım edebilirim. Beğendiğim bir şey var mı? Hem şık hem de lezzetli. Aklımdaki bu değildi. Biraz pırlantaya ne dersin? İşte tam ihtiyacım olan şey. Ya şunlara bir bak. Harika değil mi? Oo, inanılmaz. Hmm, karar vermen lazım. Hangi yüzüğü seçeceksin? Aa, bu çok açık. Aa, bunun için üzgünüm. Ben bana çok sevindim. Bu senin için. Bu sana olan aşkımın bir sembolü. Aa, ciddi misin? Hayatta birlikte olmak istediğim başka kimse yok. Beni dünyanın en mutlu kızı yaptın. Aa, ne tatlılar. Sınav zamanı. Kopya çekmek ve konuşmak yasak. Ben hiç çalışmadım ki. Ne yapacağım şimdi? Beni ateş bastı. Ne? Olamaz. Aa, bu bir felaket. Artık kesin kırık alacağım. Tamam, bunu yapabilirim. Aa, bunu biliyordum. Düşün, çok zormuş. Neden uğraşıyorum ki? Aa, kağıdı yakmamam gerekiyordu. Bu soruyu bilmiyorum. Ah, çok tatlısın, teşekkürler. Sensiz ne yapardım? Ah, sınıfa hayvan sokamazsınız. Ah, yine mi? Dikkat et. Ah, yeni bir iş bulmalıyım. Bu şey nasıl çalışıyor acaba? Bu ödev epey zormuş. Yani diğerleri için. Bana değil, ben çok zekiyim. Hem benim, gerçi sadece beynim var. Çok kolay. Ha, kalemim yazmıyor. Ha, garip. Hadi ama, ödevi bitirmeliyim. Belki ağız kokumla kendine getirebilirim. Ah, aptal kalem. Ha? Havalı, her şeyi büyütüyormuş. Neyse, atıştırma zamanı. Bunu da dolabıma koyayım. Biraz bekleyelim. Neler oluyor? Ne? Bu koku da ne? Herhalde birazdan biter. Oldu bile. Taptaze oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ah, kafam çok karıştı. Oh, selam. Toprağın fazla kalemi olabilir. İyi ki en güzel papyonumu takmışım. Hey, fazla kalemin var mı? Aa, evet tabii. Aa, pardon, onları aldırma. Oh, neler oluyor? Durdur şunları. Aa, burada bir tane olmalıydı. Ah, bunun için üzgünüm. Bir şeyler yap. Hadi ama, bu konuyu konuşmuştuk. Beni kurtardın. Ben de en iyisi gideyim. Bu çok garipti. Belki hava yardım edebilir. Hey, fazla kalemin var mı? Ha? Evet. Dur bir tane çıkarayım. Biraz rüzgar mı başladı? Yani fena başladı. Fırtına bu. Dur şunu. Pardon kanka. Bende yokmuş. Baktığın için sağ ol. Keşke hiç sormasaydım. Bu da son seçeneğim. İstediğime pişman olacağım. Hey, fazladan bir kalemin var mı? Tabii ki. Bir dakika.
Harika. Şimdi de ayakkabılarım ıslandı. Buna ihtiyacım olacak. Keşke yüzme kolluklarım olsaydı. Ah, buldum. Biliyordum olduğunu. Aslında bir daha düşündüm de. Artık gerek kalmadı. Hiç değilse yüzme antrenmanı oluyor. Aa, ben mi yaptım? Pardon. Ferahladım. Sonra sarmaşıklar çocuğu sardı. Çok komikti. Aa, bugünün dersi güzel. Peki, hadi başlayalım. Oh, harika. Bu dersten nefret ediyorum. Hadi ama acele et. Seni bekliyoruz hava. Ha? Herkes nereye kayboldu? Ha, neyse, halledelim şunu. Ben hazırım. Sadece zıplamam gerekiyor, değil mi? Bu çok kolay olacak. Şuna bakın. Rüzgarı saçlarımda hissetmeye bayılıyorum. Aa, şunun gidişine bak. Bu yeni bir rekor olmalı. Hayat doluyum. Ha? Oh, biraz abartmış olabilirim. Neredeyim? Ah, çok uzağa atladım. Yazıp geçiyorum. Sıra sende. Ben mi? Ha? Yapabilirsin. Bir saniye lütfen, esnemem lazım. Hadi bakalım. Atlıyorum. Of, canı yanmış olmalı. Sana da daha çok çalışmalı yazıyorum. Herkes gördü değil mi? Ateş, sıra sende. Ben mi? Peki, geri çekilin. Ortalığı ateşe vereceğim. Aklınızı başınızdan alacağım. Biraz bekleyin. Havaya girmem lazım. Ver coşkuyu. Çok havalı. Hiçbir şey beni durduramaz. Bu yüksek atlamaydı. Kurallara uymuyor. Sıra sende. Su. Yüksek beklentilerim yok. Ah, ne kadar zor olabilir ki? Sadece atlıyoruz değil mi? Maske altında geriliyorum. Ah, terlemeye de başladım. Bu hiç iyi durmuyor. Çok geriliyorum. İşte. Peki, zıplıyorum. İyi misin? Böyle olacağını biliyordum. Spordan hiç anlamıyor. Paspası getireyim. Oturalım arkadaşlar. Kitabımızda 8. konuyu açalım. İlgi çekici bir ders olacak. Zaten hep öyle diyor. Çok merak ettim. Kimya her yerdedir. Anladım. Şimdi de sıkıldım. Yapacak eğlenceli bir şey lazım. Keşke ders bitse artık. Dikkat dikkat. Sınıfı yakmayalım da. Havalı deneyler yaparız sanıyordum. Oo, çok güzel. Hey, şuna bak. Ne? Neler oluyor orada? Hey, gel buraya. Ben mi? Mecbur muyum? Peki. Söylemiştim ateş topu yasak. Soruma cevap vereceksin. Aa, bak güzel bir soru. Bu sıvının kaynama noktası nedir? Aa, bunu nasıl bilebilirim ki? Hiç ders çalışmıyorum. Ha? Ne oluyor? Ay, öğretmenim. Pardon. Ah, üzgünüm. Aa, sen otur yerine. İleride bunu hatırlayıp güleriz umarım. Su, gel buraya. Ben mi? Peki. Ay, sana iyi olmayacak. Bütün gün bekleyemem. Bu sıvıyı tanımlayabilir misin? Cidden mi? Ay, zor soruymuş. Aha, bir fikrim var. Biraz düşünmem lazım. Taramam lazım. Bir sıvı olduğu kesin. Ama hangisi işe yaramadı? Ha, biraz koklayabilirim. İlginç. Seçenekleri azalttık. Yapacak tek bir şey kaldı. Ekşi. Ha, buldum. Düşündüğümden daha kolaymış. Buyurun. Ah, etkilendim. İşimiz bu. Afiyet olsun. Ha, bu güzelmiş. Hey Mickey, hadi ama hazırlanmamız lazım artık. Ben de öyle yapıyorum zaten. En güzel görüneceğim halimi seçiyorum. Bana hangi kaş modelinin en çok yakışacağına bakıyorum. Ve o da bu. Şimdi onu çizmem lazım. Ve sıra göz farında.
Oo, bu hoşuma gitti. Bu hayatı çok kolaylaştırıyor. Bu renge bayıldım. Şimdi sıra eyeliner'da. Güzel seçim. Birazcık daha. Hala biraz daha makyaj yapmam gerek. Şimdi yanaklarım için ne yapabileceğimize bir bakalım. Bu çok tatlı görünecek. Bunlar için ellerimin titrememesi lazım. Başka? Tabii ki sırada ruj var. Bu renge bayılıyorum. Bunu keşke daha önce de kullansaydım. İşte bu. Pekala, artık çıkmaya hazırım. Ne düşünüyorsun? Yüzün çok çok komik olmuş. Ama ben sevdim. Üzgünüm. Güzel, artık gitti. Sadece normal davran. Şimdi sıra bende. Bunu nasıl kullanıyormuşuz? Şaka mı bu? Sakal falan istemiyorum ben. Dede gibi oldum. Bay canına başka bir şey diyemiyorum. Ve şuna bir bak. Selam, beraber takılalım mı? O bizimle mi konuşuyor? Hadi gidelim. Buraya girebiliriz. Hadi çabuk. Bu çok kaba bir hareketti. Ben sadece dostça davranıyordum. Orada ne yapıyorlar ki? Bir süredir içerideler. Belki bir şeyler duyabilirim. Bu kısma bayıldım. Sıkı tutun. Az evvel kendi üzerlerine spor mu çektiler? Mandy, Mickey. Nereye gittiler ya? Bu da nedir? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Belki buna basarsam? Yeterince güzel değil. Bu haksızlık. Bir dakika. Vay canına. Bir fikrim var. Dönüşüm zamanı. İşe gözlüklerimi çıkarıp yüzümü temizlemekle başlıyorum. Vay canına, bu mendiller iyiymiş. Şimdi kaşlarımı kalınlaştırayım. Daha dolgun ve doğal görünmelerini sağlayacağım. Güzel görünüyor. Şimdi biraz göz farı sürelim. Renk olarak pek belli olmayan bir şey kullanacağım. Takma kirpikler gözlerimi daha öne çıkaracak. Biraz daha makyaj yapıyoruz. Yanaklarımla burnuma biraz kapatıcı süreceğim şimdi. Ve bu sünger kapatıcının cildime daha iyi yayılmasını sağlayacak. Son olarak allıkla ufak dokunuşlar yapıyoruz. Arada dudakları da unutmak olmaz. Yine hafif ve doğal bir görüntü istiyorum. Bu küpeler görünümüme parlaklık katacak. Şimdi de saçlarımı açıyorum. Gerçi kendi kendime söylüyorum ama... Şimdi şunu bir daha deneyelim. Umarım bu işe yarar. Vay canına, gir bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Umarım bu saçlarımı dağıtmaz. Ne harika bir parti. Jennifer, vay canına. Hadi bir fotoğraf çektirelim. Hay Jen. Merhaba Bay Pofuduk. Bu Bay Tek Boynuz. Çok kötü. Acaba başka ne var? Hey sen. Evet sen. Saçların üzgün ve acınası mı görünüyor? Aynen böyle. Ne utanç verici. Evet evet öyle gerçekten. Ne kendini bilmez bir iyi niyet etme. O zaman bu mini saç şekillendiricisi lazım sana. Çok şık, çok tarz sahibi, çok modern. Vay canına. Bu sanki sihirli değnek gibi. Ama bu saçın için. Tüm saç tiplerinde işe yarıyor. Eğer saçın varsa bu kılı şekle sokacaktır. Hadi kendin dene. Peki. Şuna bir bak. Ne oldu anne? Bu inanılmaz. Artık saçların kötü olduğu günlere elveda. Bu çok muhteşem. Ve kullanılması da çok kolay. Sen hayatı boyunca neredeydin? Bu şey senin kişisel saç stilistin. Al ondan bir tane anne. Ama dahası var. Bununla saçlarına boncuklar takabilirsin. Ne muhteşem değişim. Hadi ara, bu fırsatı kaçırma. Vay canına, kendimi manken gibi hissediyorum. Neler oluyor? Gir bakalım. Sakın hareket etme. Bana bayıldılar. Bunu kim dedi? Selam. Onlar daha hiçbir şey görmedi.
Güven bana, bunu ben kazanacağım. Bundan emin misin? Belki de şunu kullanmalısın. Çok güzel görünüyorum. Sen öyle diyorsan. Ama biraz daha ruj sürebilirim. Çok güzel. Şimdi nasıl olurmuş gör. Çekil bakayım şuradan. Selam. Amanın. Bunu anlayamadım. Şaka mı bu? Aklım çok karıştı. Hayır. Benden de bir hayır. Ama buradan gitmeliyim. Neler oluyor? Buraya bak. Amanın. Bu neymiş? Gözlük mü? Benim gözlüğe ihtiyacım yok ki. Buldum. Sen şunu bir dene. Görüşürüz. Bu tuhaftı. Ver bakayım şunu bana. Hey. Olamaz. Çok çirkinim. Buna inanamıyorum. Bu çok utanç verici. Bunu çıkarmam lazım. Böyle daha iyi. Şimdi bu işi doğru şekilde yapalım. Artık ne yaptığımı görebiliyorum. Sıra diğer gözümde. Bu göz farı çok canlı. Böyle çok daha iyi oldu. Ne? Önceki sadece alıştırmaydı. Vay canına. Müthiş görünüyor. Sakin olun hanımlar. Bir kazananımız var. Biliyordum. En sevdiğim yemek programı başlıyor. Vay canına. Çok güzel. Açalım bakayım. Hey sen. Evet sen. Şu muhteşem aletleri bir göz at. Sebzeler için bir sebze soyucu. Ne? Doğru duydun. Bana lafımı tekrar ettirme. Eğlenceli bir şeye benziyor. Sebzeyi bu soyucunun içine sokup döndürüyorsun. Şu hareketlere bak. Çok etkileyici. Şu soluyu bir dinle. Eğer sebzeleri seviyorsan buna bayılacaksın. Şu acı nasıl salatalığa bak. Şu salatalık kurdelelerine bak. Bak şuna. Sen bunu istiyorsun. Buna ihtiyacın var. Evet, doğru. Ona hemen sahip olmak istiyorum. O zaman senindir. Sağ ol ürpertici şovmen. Bu harika. Salatalığı yüz maskesi olarak kullan ve güzel görün. Bu çok ferahlatıcı. Eğer sen ultra zengin olsaydın alışveriş listende neler olurdu? Aşağıda yorumlarda bize yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.